Sahih Buhari, İmam Muhammed bin İsmail Buhari'nin sahih hadis kitabıdır. Kütüb-i Sitte'nin en önemli kitabıdır. Ehli Sünnet alimleri Sahih Buhari'yi Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam dininde en temel ikinci kitap olarak kabul ederler. İçinde 7275 hadis vardır. İmam Buhari bu sahih hadisleri yaklaşık 600 bin hadis arasından seçmiş ve Sahih Buhari'yi 16 senede yazmıştır. Ebu Hurere, radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geceleyin yürütüldüğüm zaman Hazreti Musa aleyhisselama kavuştum. Ravi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tavsif etti. Bir de gördüm ki o Şenue kabilesi erkeklerinden biri gibi kara yağız, uzun boylu, düz saçlı bir zattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben Hazreti İsa aleyhisselama da kavuştum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu da tavsif edip şöyle dedi. Hz. İsa aleyhisselam orta yapılı, sanki hamamdan çıkmış gibi al çehreliydi. Bize Musa İbni Ukbe tahdis etti ki, Nafi şöyle demiştir. Abdullah İbni Umer radıyallahu an dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanların arasında Deccal Mesih'i zikretti de şöyle buyurdu. Dikkat edin ki Deccal Mesih'in sağ gözü şaşıdır. Onun gözü sanki salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir. Bana Ez Zuhri Salim'den tahdis etti ki babası Abdullah İbni Umer şöyle demiştir. Hayır, vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. İsa aleyhisselam için kırmızı çehrelidir demedi. Lakin o şöyle buyurdu. Ben uyumuştum. Rüyamda Kabe'yi tavaf ediyordum. O sırada esmer, salı verilmiş, düz saçlı bir kişi gördüm. İki kişi arasında onlara dayanarak iki tarafa bocalayarak sevk ediliyordu. Tavafı böyle yapıyordu. Başı da su damlatıyordu yahut başı su akıtıyordu. Ben bu kimdir diye sordum. Meryem oğludur dediler. Ona yönelmek üzere yürüdüğüm sırada bir de kırmızı yüzlü, uzun boylu, başı kıvırcık saçlı, sağ gözü sakat, börtlek, sanki salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi. Orada bulunanlara bu kimdir diye sordum. Bu deccaldir dediler. Said İbnül Müseyyep Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle dediğini işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin içinizde adaletli bir hakem olarak inecektir. O zaman o salibi kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak, mal o kadar çoğalacak ki hiçbir kimse mal kabul etmeyecek. Nihayet bir tek secde dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olacaktır. Bize Elleys, Yunus İbni Yezid'den o da İbni Şihab'dan, o da Ebu Katade el Ensari'nin himayesinde bulunan Nafi'den tahdis etti ki, Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmamınız, manevi lideriniz kendinizden olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz? Ez Zuhri tahdis edip şöyle dedi bana Sait İbnül Müseyyep haber verip şöyle dedi Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işitti Meryem oğlu İsa sizin içinize hükmünde adil bir hakem olarak inmedikçe salibi kırmadıkça domuzu öldürmedikçe cizye vergisini kaldırmadıkça ve mal hiçbir kimse kabul etmeyecek derecede dolup taşıncaya kadar kıyamet kopmaz